Hayal kurmak ne kadar eğlenceli ve keyifli bir eylemdir. Gezip görmek istediğin yerleri alıp getirir ayaklarının ucuna. Satın almak istediğin arabayı kullandırtır sana. Uzaklarda olan annenin babanın ellerini omzunda hissettirir. Aşık olduğun insanla göz göze gelmeni sağlar. Belki de hiç görmediğin anneni babanı yanında hissettirir. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini düşünmezsin. Sadece hayal kurarsın. Hayal kurmanın verdiği mutluluk, umut, sevinç gözlerinin içinde duruyor. Sen kendine ve hayallerine inandıkça gözlerinin içinde parıldıyor. Lütfen o parıltıyı gözlerinden kaybetme. Çünkü sana çok yakışıyor. Evet, YouTube kanalımın 3. sezonunda yeni bir seriyle sizlerleyim. Serimizin ismi Bir Yudum Muhabbet. Beni tanıyanlar, takip edenler bilir, arkadaşlarımı dinlemeyi, onlara rehber olmayı, sıkıntılarına çözüm aramayı seven biriyim. Bunu övünmek için söylemiyorum, öylese böyle biri. Uzun süredir de sizlerle sohbet etmek istediğim konular var. Serimizin ilk bölümünde hayal kurmak ve karşılaştıkları zorluklardan, girdikleri sınavlardan, aldıkları sonuçlardan dolayı hayallerinden vazgeçenleri konuşacağız. O zaman çaycılar çaylarını, kahveciler kahvelerini alsınlar. Bir Yudum Muhabbet başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM'nin üniversite sınavı gerçekleşti. Her sene olduğu gibi bu sene de milyonlarca insan sınava girdi. Ben de geçen sene bu sınava girmiştim. Lakin hayatım boyunca kendimi bildim bileli sınavlar, aldığım sonuçlar iyi de olsa, kötü de olsa, gitmek istediğim, yaşamak istediğim, en önemlisi ise hayal ettiğim yolu çizmemde önemli bir role sahip değilim. Sadece bir sınav. Bütün yıl çalışıp yaptığım basit bir kaydırma yüzünden dahi verdiğim tüm emeklerin boşa gidebileceği basit bir A4 kağıdından ibaretti benim için. Bunu neden belirtiyorum biliyor musun? Çünkü o sınavlardan çıktıktan sonra aldığı kötü sonuçlardan dolayı kendini önemsiz, değersiz hissedenler var aramızda. Ailem, tanıdıklar, çevremdekiler ne der diye düşünüp üzüntüden streslere ve depresyonlara girenler var aramızda. İnanın o hayalleriniz ve hedefleriniz bunları hiç hak etmiyor. Shakespeare'in de dediği gibi, önce hayaller ölür, sonra insanlar. Bir sınav yüzünden sakın ama sakın sizi siz yapan hayallerinizden, hedeflerinizden vazgeçmeyin. Burada eğitim sistemimizi kesinlikle tartışmıyorum. Çünkü gerçekten tartışılacak bir tarafı kalmamış. Çoğu öğretmenimiz, müdürlerimiz bu eğitim sistemi içinde bir uyum sağlamış. Hani küçük çocukların bir oyuncağı vardı. Şeklin geçebileceği delikler ve şekiller vardı. Üçgen, kare, dikdörtgen, daire gibi. Bizler öyle bir hale gelmişiz ki üçgen delikten kare olarak geçmeye çalışıyoruz. Zorlaya zorlaya, sıkıntılar içinde, stresler içinde, üzüntüler içinde üçgen deliklerden kare olarak geçmeye çalışıyoruz. Oysa ki neden şeklin geçtiği deliği kare yapmak için çaba göstermiyoruz? Eğitim sistemimiz kötü. Tamam, bunu okul okumamış, sokaktan geçen dayılarım dahi artık söylüyor. Burada bir sıkıntı yok. Peki düzelmesi için müdürlerim, hocalarım, arkadaşlarım neden çaba göstermiyor? Birbirinden farklı milyonlarca hayalin, düşüncenin, fikrin, yeteneğin, ilginin, yani milyonlarca farklı insanın 180 dakika içinde bir A4 kağıdı tarafından başarılı veya başarısız diye sınıflandırılması nasıl doğru olabilir ki? Şimdi sohbetimize kısa bir ara veriyoruz. Şu anda ben neredeyim biliyor musunuz? İlk okulumun bahçesindeyim. Ben ilkokulda bu okuldaydım. Yıllar sonra ilk kez ben de sizlerle birlikte okuluma geliyorum. Hadi şimdi o zaman hep birlikte biraz okulumu gezelim ve anılarımızı tazeleyelim. Evet, ben Milas'ta 3. sınıfa kadar, hatta 4. sınıfın ilk döneminde bu okulda okudum. Buralarda koşuşturdum. Buralarda öğretim hayatıma başladım. Şimdi sizlere birazcık okulumu göstereyim. Okulumda neler yapıyorduk, nelerle uğraşıyorduk, onları hatırladığım kadarıyla göstereyim. Ben de yıllar yıllar sonra ilk kez geliyorum ve inanılmaz bir duygu gerçekten. Tam buralarda bir sıraya geçerdik. Şuradan andımızı okurduk o zamanlar. Sırayla tüm okul burada sıraya geçerdik böyle boydan boya. Andımızı okurduk. İnanılmaz büyük bir bahçeye sahiptik. Biz gerçekten şu görmüş olduğunuz alanın tamamı bizim bahçemiz. Ayrıca şu görmüş olduğunuz aşağı taraf da bizim bahçemiz. Benim zamanımda bu parmaklıklar yoktu. O zamanlar bu parmaklıklar yoktu ve
Bu görmüş olduğunuz alanda kötü bir anım da var. Şuradan aşağı düşmüştüm ben. Bu duvardan aşağı düşmüştüm. O zamanlar bayağı küçüktük. Şuralarda park da yoktu ve şu iki kale arasından tam şu iki kale arası. Hiç unutmuyorum, maç yapardık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi maç yapardık. İnanılmaz günlerdi. Gerçekten inanılmaz günlerdi. Saflığımızın olduğu zamanlar. Sadece eğlenmeyi istiyorduk. Sadece eğlenip öğrenmeyi istiyorduk. Bu kadar basitti her şey. Tabii insan büyüdükçe bazı şeyler de farklı oluyor. Şuradaki taşa çarpıp toplarımız sekerdi oraya buraya, hiç unutmuyorum. Aşağıda görmüş olduğunuz kumun orada, şu taraflarda biz bilye oynardık. Çok güzel bilye oynardık. Orada kuyu falan açardık. Çok güzel oyunlar oynardık. Şu görmüş olduğunuz taraf bizim okula daha sonradan yapılmıştı. Aynen de kullanılıyor anladığım kadarıyla. Tam bak şu pencere var ya. Şu görmüş olduğunuz pencere. Ben o pencereye her gün sırtımı yaslardım. O demir parmaklıklar da ta o zamandan beri duruyor. Simitimi, ayranımı alıp orada kahvaltımı ederdim. Şu görmüş olduğunuz bizim kantindi. Şu anda aynen burası mı kantin bilmiyorum ama biz burada kantin sırasına geçerdik. Şu küçük penceremizden yaşlı bir abimiz vardı o zaman. Bize simitimizi, ayranımızı verirdi. 2 lira harçlığımız vardı. O zaman simitimizi de ayranımızı da alırdık. Üstüne bir de 50 kuruş, hatta kumbaramızda para bile kalıyordu. Şu görmüş olduğunuz alanda sohbetler ederdik. Geçerdik şu en arkadaki banklara. Biz o banklara oturup sohbetler ederdik. Çok hoş günlerdi gerçekten. Çok inanılmaz günlerdi. Ben bu okulda okudum arkadaşlar. İlk 3. sınıf, 4. sınıfa kadar bu okulda okudum. İlk kez ve son kez ben burada bir öğretmene aşık oldum. İlkokul öğretmenim Emel Hocam. İnanılmaz bir insandır. Benim üzerimde inanılmaz dokunuşları var. Hayatımın belki de şu anda olduğum ÖCS'nin ilk temellerini vakti zamanında Emel Hocam attı. Hep destekledi, hep sevdi, hep saydı beni. Bu görmüş olduğunuz okullarda ben ilk hayallerimi çizdim. İlk hayallerimi burada kurdum. İlk hayallerime burada inandım ben. Hayal kurmaya küçücük yaşta o kadar inanıyorsunuz ki ileride şunu yapacağım, ileride bunu olacağım, ileride şöyle edeceğim diye diye küçücük yaşta dahi hayaller kuruyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü hayal kurmak insanın fıtratında var. Yani seviyoruz, hayal kurdukça mutlu oluyoruz. Hiçbir şey kaybetmiyoruz, üstüne bir de mutlu oluyoruz. Bu görmüş olduğunuz okulda okurken o zamanlar astronot olma hayalim vardı. 1. sınıftan 3. sınıfa kadar yaklaşık bu böyle devam etti. Uzayı keşfedeceğim, uzayı yazacağım, uzayı çizeceğim diye. İnanılmaz bir yer. Uzay gerçekten benim için inanılmaz bir yer. Büyüleyici, etkileyici, şahane bir yer. Halen de öyle. Çok seviyorum. Anne ben astronot olacağım. Anne ben uzaya gideceğim. Anne ben Mars'a çıkacağım dedim o zamanlar. Lakin günler geçtikçe, biraz daha büyüdükçe astronot olmanın ülkemizde çok zor olduğunu gördüm. Çünkü okulları yok, fırsatları yok derken 3. sınıfta evimize bir bilgisayar geldi. Bu bilgisayarı babam bana karne hediyesi olarak almış. 2. sınıfın yaz tatilinde, 3. sınıfın başında. Babama da normalde kredi çıkmıyor. Çünkü borçları olduğu kadar, tam bilmiyorum detaylarını ama borçları var galiba. O yüzden de kredi çıkmıyor. Şansını denedi ve benim herhalde kaderime yazılmış olmalı ki o zamandan bilgisayar çıktı. Yani kredi çıktı. Kredi çıktığı için de babam bana bilgisayar aldı. Sonra ben bilgisayara inanılmaz kapıldım. İnanılmaz sevdim. İnanılmaz etkilendim, inanılmaz takip ettim ve dedim ki madem uzaya çıkmak zor, ben de bu dünyanın astronotu olacağım dedim. Bilgisayar mühendisi olmaya o zamanlar karar verdim. Şu anda ise Elazığ Fırat Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Yani o zaman inandım hayallerime. O zaman dedim ki bilgisayar mühendisi olacağım dedim. Şu zamana kadar hayalimden hiç vazgeçmedim. Çünkü Picasso boşuna dememiş. Hayal ettiğiniz her şey gerçektir. Şimdi muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Şunu asla unutma. Sen farklısın. Bu dünya için, benim için özelsin. Kendine ve hayallerine inan. Hayal kurmaya durmadan devam et. Hayallerin belki başkaları için bir çöp kadar değerli değil. Ama senin her şeyin onlar. Bunu asla unutma. Hayallerin seni sen yapıyor. Onun için çabala, emek ver, bir gününü bile boşa geçirme. Kendini sürekli olarak her gün geliştir. Gez, gör, oku, yaz ama sürekli olarak kendini geliştir. Ve elinde sonunda hayallerine ulaş. Her zaman o anı düşün. Hayallerine kavuştuğun anı düşün. Ben daha bu okullarda okurken T
T2, Van Life, karavan hayalim vardı. Ve halen de bu hayalim devam ediyor. Yaşamı adeta buna adadım. O hayallerime ulaşmak için her gün çalışıyorum, her gün emek veriyorum. Bir gün o arabayı sürdüğümü düşünmek inanılmaz bir duygu. Bu yüzden asla hayal etmekten korkma. Elbette hayal kırıklıkları yaşayacaksın. Yaşamında kömürler olmadan elmaslar oluşturamazsın ki. Şimdi gözlerini kapat ve hayal et. Ve bir gün o hayalini gerçekleştir. Karşılaştığın zorluklardan dolayı, aldığın kötü sonuçlardan dolayı asla ama asla hayalini gerçekleştirmekten vazgeçme. Ve asla bir A4 kağıdının geleceğini belirlemesine izin verme. Bunlar sadece bir kağıt parçası. Asla senin hayallerin değil. Kendine iyi bak arkadaşım. Videoyu beğensen like atabilirsin. Düşüncelerini yorumlarda bırakabilir. Ve halen kanalımıza abone değilsen abone olarak ailemize katılabilirsin. Sağlıcakla kal.